Yeni yıldan beklentiniz nelerdir? Ülkede huzur olmasını istiyorum. Bereket gelsin ülkeye. Filistin'deki katliamın son bulmasını istiyorum ve aileme bahçeli bir ev istiyorum. Yeni yılda ne bekleyeceğiz oğlum? Ne bekleyeceğiz ki? Var mı bir bekle? Görmüyor musun memleketin halini? Memleket bitti, bitti. Memleket bitti. Abi yeni yıldan beklentim hani iyi geçsin inşallah, iyi geçer. Ya şimdi bir ekonomik krizi var mı? Var. Hani inşallah bu ekonomik krizi de düzelir. 2023 pek iyi geçmedi. Depremler, ekonomik krizler, savaştı bilmem neydi. Biri bitmeden biri başladı. Savaşlar hiç iyi geçmedi. İnşallah 2024 böyle geçmez. Daha huzurlu, daha mutlu. Memleketimiz için bu seçimleri bir inşallah hayırlısıyla bir atlatırız. Hayırlı bir seçim yaparız. Hayırlı insanları, güzel insanları seçeriz. Milletimize Allah akıl fikir versin diyorum ben. 2023'e göre inşallah, inşallah daha iyi geçer. Benim öncelikle buradan şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. İlk öncelikle o. Bir an önce Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin refaha kavuşmasını istiyorum. Orada çocuklar ölüyor, katlediyorlar. İsrail Allah belasını versin ilk öncelikle. Ondan sonra ülkemizde öncelikle ahlakın düzelmesini istiyorum. Yani insanların düzelmesini istiyorum. Huzur, bereket inşallah İslamiyet'in yayıldığı bir yıl olsun. Yani özümüze dönelim. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Neydi? Öncelikle vatanımızın refah içinde olması, milletimizin bekasının hiçbir zaman bozulmamasıdır. Ezanların hiçbir zaman dinmemesi, bayrağın gökten inmemesi. Yeni yıldan beklentim tamamen budur. Bayrağımızın altında çok güzel yaşamamız. 2024 yılında bütün ülkemize ve bütün dünyaya iyilik, güzellik hakim olsun. Özellikle Gazze'de akan mazlumların gözyaşı inşallah bir an önce dinsin. Doğu Türkistan'da mağdur olan dindaşlarımızın, soydaşlarımızın gözyaşları bir an önce dinsin istiyoruz. Bütün duaları, bütün dilekleri inşallah gerçekleşsin. Huzur istiyorum, mutluluk istiyorum. Allah İsrail'in belasını versin o gazide. İnşallah biraz daha barış sağlayacaklar. Allah'ın izniyle biz dileğimiz odur. Türkiye içinde barış, huzur ve güven istiyoruz. Öncelikle yeni yıldan değil, Allah'tan bekliyoruz. Genel manada değişen takvimden, zamandan dünya barışı bekliyoruz. Katil İsrail'in zulmünün dinmesini bekliyoruz. İnsanların uyanması, şuurlanması, dostunu düşmanını ayırt edebilir hale gelmesi, özellikle Müslümanların İslam şuuruyla şuurlanabilmesi, dostunu düşmanına ayırabilmesi, uyanık olmaları gerekli, agah olmaları gerekli. O zaman her şey İslam'a uygun olacak. İşte o zaman gerçekten güzel olacak. Yeni yıldan beklentilerim sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, Müslümanların uyanması, dost ve düşmanını ayırt etmesi. Yeni yıldan beklentilerin nelerdir? Karıyla beraber iyi olmam. Vallahi öncelikle herkese sağlık dileriz. Vatanımıza, milletimize barış, afiyet dileriz. Gazze'nin bir an önce kurtuluşa ermesini isteriz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını ve dünyanın tanımasını isteriz. Ve İstanbul'un şu anki yönetiminin zulmünden kurtulmasını isteriz. Vallahi millete sağlık, mutluluk ve huzurluklar dilemesini dilerim. Yeni yıldan beklentin nedir? Kar topu oynamak. Ben futbola gidiyorum, başarılı olmak. En sevdiğin futbolcu kim? Pele. Tüm dünyanın barış içinde yaşadığı güzel bir yıl olsun inşallah. Hayırlı uğurlu geçmesini, kazasız belasız, yapacak bir şey yok. Sağlık ve huzur. Başka? Onun dışında para tabii ki de. Zamları bekliyoruz. En sevdiğimiz şeyler. Zamları da öyle fazla beklemiyoruz zaten, %50 gibi. Çocuklarımız için iyi şeyler olsun, onu bekliyoruz. Başka da bir şeyimiz yok. Yeni yılda bütün insanlara sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah huzur gelir dünyaya, özellikle Filistin'e. Ve bütün milletlere Allah Teala özgürlük versin. Yani bu en güzeli bu dileğim. Savaşlar durdurulsun, çocuklar ölmesin ilk başta. Zamların durdurulması, ekonominin düzelmesi. Dünyada barış, huzur ve mutluluk. Ayrıyeten tabii Gazze'de İsrail terörünün bir an önce durdurulması ve inşallah Mescid-i Aksa'nın ve Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması. Bundan daha büyük dileğim, temennim yok. İnşallah Ayasofya'yı açan irade, güç. İnşallah benden ölüm 2024'ten sonra da Mescid-i Aksa'nın Gazze'nin özgürlüğe kavuşması için gereken çalışmayı yapacaktır. Allah da takdir ettiği müddetçe inşallah özgür bir Filistin, özgür bir Gazze göreceğiz diye ümit ediyorum. En başta birbirimizle didişmeyi bırakmamız lazım. Birleştirici olmamız lazım. Ayrıştırıcı bırakmamız lazım. Genel olarak kötü bir dil kullanıyoruz. Herkesin bu dili bir şekilde bırakması lazım. Tabii savaşsız bir yıl diliyorum. Öncelikle Müslümanların da uyandığı bir yıl diliyorum. Yeni yıldan barış, sağlık, mutluluk. Bütün Müslümanları bir olup ısrarı vurma. Başka da dilerim yok. Ülkenin biraz ferah kavuşmasını diliyorum.
sağlık diliyorum. Bütün dünyaya barış diliyorum. Gazze'deki katledilen çocuklara çok üzülüyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz ama gerçekten vicdanen çok rahatsızız. İnşallah bir an önce bu zulüm biter. Mutlu ve huzurlu bir gün bekliyoruz inşallah. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Mutlu olmak ve Trabzonspor'un şampiyon olması. Yeni yıl inşallah ülkemize, bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun. Bizim en çok derdimiz de Gazze. Nerede bu Müslüman ülkeleri? Nerede bu Müslüman liderleri? Uyansınlar artık. Halk olarak biz uyanırız. Onlar ne yapıyorlar? Yatıyorlar. Yeter artık dediğimiz noktasındayız. Dualarımıza, beddualarımıza İsrail'i katıyoruz. Bundan sonra Müslüman ülke liderlerini katmak üzereyim. Filistin bizimdir. Gazze bizimdir. Benim çocuğumu kaybetmiş gibi hissediyorum ben onların kaybettikleri çocuklar hakkında. Bizim Müslüman ülkemizin liderlerinin keyfisel alem içerisinde olması beni çok mutsuz ediyor. Yeni yılda sağlıklı öncelikle. Şehitlerin olmadığı, çocukların ölmediği bir dünya istiyoruz. Savaşlar bitsin, her dünya barışta olsun. Sağlık, huzur, mutluluk. Güzel bir yıl olması sadece. Vallahi yeni yıldan beklentimiz herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, barış, güzellik diliyoruz. Ülkeye demokrasi, insan hakları ve adaletin hakim olabileceği bir ülke temin ediyorum. Bir şey beklemiyorum, kötüye gidiyoruz, daha da kötüye gideceğiz. Allah Allah, herkese hayırlı şeyler de nasip eylesin. Abi ola para, yani başka bir şey değil şu anki enflasyonda. Paradan başka bir şey düşünemiyorum. Sağlık tabii ki öncelikle ama para. Her şey paradır abi. Bugün evleneyim, eve iki ekmek götürmeyeyim. Hanım surat yapar, evlilik gitmez. Hiçbir şey gitmez yani. Beklentilerimiz mutlu, huzurlu bir ülke istiyoruz inşallah. Sınav notlarımın yükselmesi. İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur, güzel geçim. Şimdi ben Hristiyanlar kutlamış olduğu bir yılbaşı ben kutlamadım. Hiçbir şekilde bir niyetim de yok. Hiçbir şekilde temenni de etmiyorum ama benim tek temennim var. Yeryüzündeki 2 milyar Müslümanın huzur görmesidir. İsrail'i Allah kahru perişan etsin. Bir an önce o savaşın durmasını temennimdir. Başka bir temennim olmaz. Bende her şey var. Cenab-ı Allah olmayanlara versin. Yeni yıldan ne beklentimiz her şey Allah'ın izniyle. Bu İmamoğlu başımızdan gitsin. Tayyip Erdoğan başımıza gelsin inşallah. Değil mi? Hiçbir şey yapmadı. Balık yedi, bilmem ne yedi. Tatillere gitti, bize bir şey yapmadı. Emeklilerin maaşını biraz yükselsin Tayyip Erdoğan. Asgari ücret azdır, asgari ücret yetmiyor bana. Yok yok yeter yeter, sen hele bir keyfine bakma, böyle gıcır giyme. Bak nasıl yeter. Giyim bana yetmiyor. Yeter yeter. Gece hayatı yapmayın, sigara içme, sigara içme. Bak nasıl yeter. İnan ki hiçbir şey beklentimiz yok. Beklenti mi kaldı bizde? Kalmadı, beklenti diye bir şey kalmadı. Kaldı mı gençler? Yok. 2023 haratmasın da başka bir şey istemiyorum. Geçtiğimiz 2023'teki gibi olmasın yeter. 2023'te ben Hatay bölgesinden geldim, bu deprem bölgesinden, Hatay'dan. Cenab-ı Allah böyle bir afeti ülkemize yaşatmaz. Yani kimseye yaşatmasın bir de. Mutlu bir sene. Mutlu güzel bir sene. Vallahi yeni yıldan beklentimiz yani öncelikle yaşamak. Biraz daha ekonomik düzenlikler. Onun dışında herkes için mutlu güzel bir yıl olsun. Sağlıklı, Türkiye için de güzel bir gelecek olan bir güzel bir yıl olsun. Atanmak istiyorum. Yıllardır atanamıyorum. Atanmak istiyorum artık. Para, huzur, mutluluk. Başka bir para abi, başka bir şey yok. Yeni yıldan beklentimiz sadece para. Daha yeni bile bir sürü zam geldi. Otolara, ondan sonra yollara, ehliyete, her şeye zam geldi. Zam üstüne zam, başka bir şey yok yeni yılda. Hiç bir beklentim yok. Hiç mi? Huzur, mutluluk. Hayır. Valla ben emekliyim. İyi bir zam bekliyorum her şeyden önce. Sağlık, dünya için barış istiyorum. Zamsız hayat istiyoruz biz. Ya her şeyin normal olması, eski olması. Eski İstanbul'u özledik. Görüyoruz yani. Bu zamlardan bıktık. Bu zamların bir önce bitmesi gerekiyor. Biraz da aşk bekliyoruz tabii. Ben af istiyorum. Mahkumların hani aftan yararlanmasını istiyorum. Benim kardeşim cezaevinde. Her şey çok güzel olacak. İnanıyoruz. Ben hiçbir şey beklemiyorum vallahi. Mutlu musunuz? Durum ortada yani. Nasıl mutlu olacağız ki? Ya bu çocuklar bak sana okuyorlar. Aldığımız para askeri ücret. Nasıl olacak? Zamları görüyorsun. Sözde zam yapıyor ama ev kiralarına bir şey yok. Bir AK Parti tutturmuşlar. Yani kimin tarafındasınız bilmiyorum ama gerçekten ben oyumu bir kere verdim. Helal de etmiyorum. Umut yok yani. İnşallah iyi olur. Yani %50 askeri ücrete zam vereceğim ama her şeye şimdiden zam gelmiş yani. Çocuğum gazsız ve koliksiz. Uslu bir bebek istiyorum. Gel annem, gel sen de çık kameralara, gel. Gel anneciğim. Para. Hiç beklediğimiz yok yani. Huzur, sağlık, para. Ya ne huzur var, ne sağlık var, ne para var. Hiçbir şey yok ki. Hiçbir umudunuz yok mu yeni yıla? Ümidim yok. Eğitim, üretim, denetim. Çok güzel bir şey olsun. Ne olsun mesela? Filistin-İsrail savaşı dursun mesela. Daha güzel yaşamları olsun.
Allah da onlara yardımcısı olsun. Biz burada bu topraklarda hepimiz kardeşiz. Birbirimizin kıymetini iyi bilelim. Sağ partiyi de destekleyen olabilir, sol partiyi de destekleyen olabilir. O seçimlerde oyunu kullanırsın, olay bitmiştir. Biz burada hepimiz birbirimizi kardeşçe kucaklamalıyız. Birbirimize saygı göstermeliyiz.